Bekir Wilson'ın kemikleri. Woodrow Wilson, Amerika'nın 28. başkanı, 1912 yılında ülkenin en tepesine geçti. 8 Ocak 1918 yılında 14 maddelik bir ilkeler metni yayınladı o 14 maddelik ilkelerin 12'si bizi yakından ilgilendiriyordu. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kısmına güvenli bir hükümranlık sağlanmalıdır. Fakat halen idaresindeki diğer milletleri tereddüt edilmez bir hayat güvenliği ile mutlak dokunulmaz, muhtar bir gelişme fırsatı tanınmalıdır. Boğazlar milletler arası garanti altında bütün milletlerin ticaretine ve gemilerinin geçişine devamlı şekilde açık olmalıdır diyordu Vyasın. Bizim olan boğazların uluslararası hale geldiği kararlara imza atan Wilson'dı. Ancak 100 yıl önce yayınlanan ilkelerde Osmanlı'nın parçalanması isteniyordu. Wilson'ın istedikleri arasında Kürdistan da vardı, haritalar çizdiriyordu. Türkiye 100 yıllık bir planı devreye sokmaya karşı mücadele veriyor. Dışarıdan tezgahlanan inanılmaz oyunlar ve senaryolar bir bir devreye sokuluyor. Böyle bir dönemde ayrışmayı, kavgayı değil bir araya gelip bu ülke düşmanlarına karşı omuz omuza olmak zorundayız. Bakın o düşmanlar neler yapıyor. Ben bu satırları yazarken Amerika'da birkaç saat sonra bir toplantı yapılacağı anons ediliyor. Toplantıyı düzenleyen Osmanlı parçalansın, Kürt devleti de kurulsun diyen Amerikan Başkanı adına kurulan Woodrow Wilson Enstitüsü. Masaya yatıracakları tek bir konu var, o da Türkiye'de yapılan referandum. Peki katılımcılar kim? Bu sorunun cevabı ilginç. Biri Adam Makowski, Yahudi asıllı. Geçmiş yıllarda Türkiye'de yaptığı darbeye ulu orta övünen Haçlı Siyonist İttifakı Neokonların tetikçisi bir zat. 7 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin Washington ofisinde görev aldı. Uzman biri olarak o ofiste. Erdoğan nasıl devrilir dersleri verdi. 1 Kasım seçimleri öncesi sık sık Ankara'ya inip kapalı kapılar ardında ağırlandı. Erdoğan nasıl devrilir konferansları verdi? Bir diğeri Harry Barki. Woodrow Wilson Enstitüsü'nün Orta Doğu Kürsüsü Başkanı bir Yahudi. CIA yöneticisi Graham Fuller'la ortak kitap yazan bir isim. Aynı zamanda da CIA'ye yıllarca hizmet veren bir darbe uzmanı. FETÖ'yü canı gibi seven, kanlı örgüte övgüler yağdıran, kollayan, koruyan bir hami. 15 Temmuz akşamı da Heybeliada'da otelde toplantılar yapan, darbecilerin kazanması için sabaha kadar uyumayan, heyecanla zafer bekleyen, ertesinde arkasına bakmadan kaçan bir darbecidir Harry. İşte o Henry'nin darbe uzmanı Makowski ile konferansa katıldığı Woodrow Wilson Enstitüsü davetlilere yaptığı duyuruda Başkan Trump neden Erdoğan'ı aradı diye öfke saçarak konuya giriyor. Batı başkentlerinde 15 yıldır deviremedikleri Erdoğan yüzünden kabız olanlar, kafayı yiyenler, delirenler, beynini Türkiye ile yiyenler gırla gidiyor. Mayıs ortasında Trump-Erdoğan görüşmesi yapılacağı açıklandığında sanırım kafalarını duvarlara çarpanı çoktur. Ankara'yı dışarıdan memurlarla yönetmek ve bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Başaramayınca kahroluyorlar. İçeride o kadar işbirlikçi elemanları, siyasiler, iş adamları, yazarlar, gazeteciler olmasına rağmen her defasında gelip artık oyunları gören halka tosluyorlar tüm tezgahları artık en ince detaylarına kadar gören halk her seçimde ve referanduma herkese bana gelin, bana anlatın, beni ikna edin diyor. Ancak bu ülkeyi 100 yıl öncesinden Wilson planlarıyla parçalamak isteyenlerin millet tarafından bilinmesine rağmen bazıları hala batının kapısını çalıyor. Bu topraklara terörist PKK'nın kanlı yüzüyle yanak yana poz veren gözlemciler gönderen batının ağzıyla konuşuyorlar. Ben halk partisiyim diyen bu ülkeyi şikayet etmek için batıya koşuyor. Teröristten göz Özgünci seçen Avrupa'nın mahkemelerinde Türkiye hakkında dava açıyor. Wilson ve benzeri tiplerin batıda pişirdikleri parçalama planlarının çağrıları küresel sermayenin yeryüzüne yayılmış tüm medyasında, yorumlarda, analizlerde adeta çığlık atıyor. İnsanlarımızı sokaklara çağırıyorlar. Bir bakıyorsunuz aynı ses CHP'den de çıkıyor. Osmanlı'nın parçalanmasıyla mezarında sevinen bir Amerikan başkanı Wilson vardı. Ancak Türkiye'nin bölünmeyi engellemesi, bu topraklarda Kürdistan hayallerine set çekmesiyle kemikleri sızlıyor yıllardır. Son zamanlarda Batı işbirlikçilerinin ayrışma ve kavga provokasyonları karşısında biraz rahatlamıştır Wilson. Kemikleri sızlasa da kafatası gülümsüyordur. Bekir Azar, Takvim